Ben septiyim, şüpheciyim yani. Bilim belli bir noktaya kadar açıklarsa ona inanıyorum. Ben Nuh peygamberin hikayesini mesela çok mantıklı bulamıyorum açıkçası. Evreni sadece bir resim sergisi metoduyla çok küçük bir sınırlandırmayla bence örneklendirmek yanlış. Hani her şeyin bir sebebi vardır değil mi? Yaratıldıysak. Abi sebep yani mesela gerçekten soruyorum bazen. Açıkçası mesela sizin örneğinizde o tarla benim olsaydı ben böyle iş mi olur derdim, isyan ederdim. Çok şüpheyle yaklaştığım için tamamıyla kendimi inanca veremiyorum. Burada da şöyle yapabilirim. İşte yani. Bunu matematik olarak şöyle düşünebilirim. Daha mantıklı olmaz mı? YouTube'da yayınlamada sıkıntı olur mu? Yok, hayır, olmaz. Hiç olmaz, sorun yok. Neler yapıyorsunuz? Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Okuyoruz. Sizin inancınız nedir ya da bir inancınız var mı? Ben septiyim, şüpheciyim yani. Bilim belli bir noktaya kadar açıklarsa ona inanıyorum. Onun dışında insanın içine bir inanma ihtiyacı var. Korktuğumuz zaman veya başka bir durum olduğu vesaire zaman. Bundan dolayı bilimin açıklayabildiği yere kadar bilime inanıyorum. Sonrasında sorgucu bir şekilde bir şeylere inanıyorum. Peki bir yani yaratıcı inanç noktasında bir yaratıcı vardır diyor musunuz? Ya ihtimaller dahilinde diyorum ben. Senin kabul ettiğinle ya ihtimallerden az da görsen ihtimali kabul ediyor musun bir yaratıcıyı? Ben ediyorum. Bir yaratıcı var ama bu herkesin sandığı yaratıcı mı ondan emin değilim. Birkaç tane soru sormak istiyorum size deist olarak. Sen de deist şüpheci gibi diyebilirsin. Sana ortaya diyelim. Öyle diyelim. Tamam. Şöyle diyelim ki dünyadaki tüm renkleri kullandığınız bir resim çizdiniz. Bu renkleri bir sergi alanında sergilemeye de başladınız ve insanları buraya davet ettiniz. Böyle bir olayda burayı ışıklandırır mısınız? Yoksa karanlıkta bırakıp renklerin anlaşılmamasına mı sebep olursunuz? Işıklandırırız. Işıklandırırım. Aksi takdirde ne olacaktır? Rengi kullanmanın bir manası kalmayacaktır. Doğru mu? Doğru. Ben de diyorum ki bu örnek gibi bırakalım resmi. İnandığımız yaratıcı da evreni rengarenk bir alem olarak yaratmış. Bırakın sadece boyamayı, canlı canlı varlıklar yaratmış. Şimdi bakıyorsun bitkilere baktığında bitkilerde bile yüzlerce çeşit, yüz binlerce çeşit tür var. Veya hayvanlara geliyorsun orada da milyonlarca çeşit hayvan var. Veya bakıyorsun insana çok yoğun duygularıyla beraber insan da hem düşünebilen hem akıl edebilen bir varlık. Burada da yine soralım birbirimize. Renk kullandığımızda orayı ışıklandırırız. Işıklandırmamak mantıklı olmaz dediğimiz gibi. Rengarenk olan alemi yaratıp da burayı peygamberlik ışığıyla ışıklandırmaması hiç mümkün müdür? Ama mesela evreni sadece bir resim sergisi metoduyla çok küçük bir sınırlandırmayla bence örneklendirmek yanlış. Onun dışında da eğer sergiyi ben yapıyorsam, o çizimleri ben çizdiysem bir tane ışık tutarım ki farklı farklı anlamlar ortaya çıkıp düzensizlik oluşmasın. Ama sizin dediğiniz örnekle düşünecek olursak bir sürü ışık var. Bu da herkesin gözünden o renklerin farklı gözükmesine sebep olabilir. Çok güzel bir nokta. Hemen ona bağlayalım. Buradaki örnek niye bununla bağlantılı değil gibi dedin ya. Halbuki buradaki bizim çıkarımız şu. En basiti gösteriyoruz ki en küçüğünü görüp en büyüğüne kıyas yapabilelim. İnsan aklıyla kıyas yapabilsin diye. İkinci soruna da geleyim, sonra sana vereyim. Ayrıca dedin ya farklı farklı ışıklar mı var? Hayır, aslında bütün peygamberler, 124 bin peygamber, hepsinin temelde söylediği mesele 4'tür. Hepsi aynı şeyi söylemiş. 1. Bir tek ilah var, tevhid meselesi. 2. Ahiret, adalet ve peygamberlik. Yani 4 tane temel mesele var. Yani aslında bütün peygamberler aynı şeyi söylüyor ve aslında burada da ışığın 1 olduğunu görebiliyorsun. Hepsi aynı şeyden bahsetmiş. Ama burada soruyu temellendirirsek, başta dedik ya burayı ışıklandırdığımız gibi hiç yaratıcının da bunca alemi yaratıp ışıklandırmaması mümkün mü? Işıklandırmak daha mantıklı olmaz mı? Ya daha mantıklı olur. Benim mesela Kur'an-ı Kerim'den bir şeyim var mesela. Ben Nuh peygamberin hikayesini mesela çok mantıklı bulamıyorum açıkçası. O yüzden hani bazı noktalarda çok şüpheyle yaklaştığım için tamamıyla kendimi inanca veremiyorum. Nuh Aleyhisselam'ın meselesinde iki farklı görüş var. Birinci bakış şu, bu olay tüm dünyada olmuştur deniliyor. İkinci bakış açısında hayır, sadece belli bir kısım toprakta olmuştur deniliyor. İki farklı bakış var. Sen diğer bakışı tercih edebilirsin. Sadece belli bir grupta olma fikrini benimseyebilirsin. İkinci şıkkı kabul edince burada bir akla yatkın olmayan bir nokta yok. Doğru mu? Belli bir bölgede. Yani. Birinci şıkka baktığımızda eğer tüm dünyada olma fikrine bakarsak burada da şöyle cevaplayabiliriz. Zaten bizim bahsettiğimiz buradaki fail kim? Buradaki işi yapan kim? Yaratıcı. Yani inandığımız Allah değil mi? Şimdi o zaman biz yaratıcıyı zaten bütün maddeleri kontrol eden olarak görüyorsak, zaten maddeyi yokluktan varlığa getirip bütün canlıları bizzat Hay ismiyle, Yuhyi ismiyle hayatlandırdığını düşünüyorsak zaten yokluktan varlığa getiren yaratıcı tüm dünyadaki canlıları öldürüp de tekrar yaratması da yine akla uzak değildir. Yani iki şıkka da baktığımızda ikisi de mantıklı. Doğru mu bu bakış? Evet.
Benim bir sorum daha var. Yani mesela hani her şeyin bir sebebi vardır değil mi? Yaratıldıysak, eğer biri bir oyun yaratıyorsa mesela, bir dünya kuruyorsa eğer, bunun bir sebebi var. İnsanların girip eğlenmesi içindir. Hani para, maddi amaçlar içindir. Abi sebep yani mesela, hani gerçekten soruyorum bazen. Şöyle düşünebiliriz. Mesela bir anne bir bebeğini işte gece üstü açıldığında üstünü örtüyor. Neden bunu yaptın dediğimizde bize ne cevap verecektir? Sevdiğim için. Sevdiğim için diyecektir değil mi? Burada da yani bu anneye aslında bir zorunluluk gibi bir şey değildir. Burada sevginin bir yansıması vardır. Veya sen çok cömert birisisin. Dedin ki ya beyler çok güzel muhabbet oldu. Şurada beraber bir şeyler yiyelim akşam yemeği dedin. Bizi götürdün. Ben şimdi sana bunu sorsam dersin ki ya ben cömertim. Yani bu benim içimde olan bir özellik. Doğru mu? Doğru. İşte burada da bu sıfatlar sıfatın yansımasını gerektiriyor. Bunun gibi de Allah'ın da isimleri var. Sıfatları var. Mesela cömertlik dedik ya, Allah'ın ismi de Cevvad Mutlak, sonsuz cömert sahibi, kainatta mahlukları yaratarak bu cömertliğini burada sergiliyor. Ve devamında ebedi cennetle de orada sonsuz olarak cömertliğini sergiliyor. Veya dedik ya, anne sevgisiyle beraber ona şefkat edecektir. Annenin aslında içinde olan bu sevgidir, sıfatıdır. Bunun gibi de Allah da Rahim-i Mutlak'tır. Yani sonsuz şefkat sahibidir. Kainattaki mahlukları yaratıyor, insanlara değer veriyor, halife olarak yeryüzüne gönderiyor. Burada şefkatle muamele edip cennette de ebedi orada şefkatini devam ettiriyor. Allah'ın diğer bir ismi de Hakim-i Mutlak. Yani yaptığı her işte en üst seviye hikmetle hareket etmek. Hikmet nedir? Yaptığı her işte yani en üst seviye fayda ve en üst seviye mantık neyse onu yapar. Mesela bugün sen uzun kollu giymişsin, ben mont giymişim. Neden? Neden? Hava soğuk değil mi? Evet, hava soğuk. İşte bak, bu hikmet. Ya mantıklı bir iş yapıyoruz. İşte Allah'ın yaptığı işlerde de en faydalı neyse, en mantıklı neyse onu yapıyor. Allah'ın mahlukatı yaratması da yine bu sıfatın bir yansıması. İşte Allah istedi ki sonsuz hazinelerini yarattığı mahluklara karşı onlara göstersin ve onları burada nimetlendirsin. Adaletle burada insanlar iyi ve kötüler ayrıldıktan sonra adaletli bir şekilde mahkemeyi kurup onu bir neticeye bağlasın. Yani bunun gibi Allah'ın tüm isimlerine baktığımızda hep bu kainatın yaratılması en güzel netice oluyor yani. Oturdun biraz? Oturdu biraz. Sağ olsun. Belki kişisel olarak evet güzel bir düşünce tarzı olabilir ama bunu tüm insanlığa vursak veya genel vursak bu şekilde dünya asla işlemez. İnsanların çalışması için bir sebep kalmaz ki. Neden niye? Neden para kazanalım ki? Sonuçta ben burada bir ekmek yiyip makarna yesem de karnım doyuyor. Çok lüks ve lezzetli yemekler yesem de karnım doyuyor. Ama bir gereği kalmaz. Neden? Çünkü bu dünyadan sonra sonuçta ödüllendirileceğim. Şöyle böyle hani bu tarz bir düşünceden giderler ve bundan dolayı da çok saçma muhabbetler ortaya çıkar. Bu şekilde belli bir topluluğumun ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda verdiği bilgi de dünyayı bir mezra olarak, bir tarla olarak gösteriyor. Bunu duymuşsundur illaki değil mi? Dünya ahiretin tarlasıdır. Duydun mu bunu? Duymamıştım. Dünya ahiretin tarlasıdır denir. Yani bu nedir? Dünyada sen ne kadar hayırda koşturursan, ne kadar güzellikte koşturursan buradaki neticeler ahirette sana geri gelecektir der. Mesela burada dedin ya insanlar yatacaktır. Ben diyorum ki tam tersi. Eğer İslamiyet iyilik için koşturun diye bana öğüt veriyorsa bir doktor en iyi doktor olup, en şefkatli doktor olup insanlara en iyi sonuçları, en iyi hizmeti verecektir. Çünkü dünya ahiretin bir tarlası. Bu düşünceyle bakıp insanlar verimini en üst seviyeye çıkaracaktır. Diyelim sizin bir tarlanız var, benim de tarlam var. Benimsi gayet böyle sulak, güzel bir yerde. Sizinkisi hani öylesine verilmiş, kötü böyle, balçık tarzı bir yerde. Sizin üretebildiğiniz tek şey pirinç. Bense tarlamda her şeyi üretebiliyorum. Ve siz bundan dolayı iyice yol kat edemiyorsunuz çünkü bir ürün çıkmıyor. Dediğiniz gibi ahiret dünyanın tarlasıysa, ay dünya ahireti tarlasıysa pirinçten dolayı, bataklık olduğundan dolayı güzel şeyler üretemiyorsunuz. Ben size istediğim üretebiliyorum. Burada açıkçası mesela sizin örneğinizde o tarla benim olsaydı ben böyle iş mi olur derdim, isyan ederdim. Burada Allah'ın bizden ne istediğine bakmak lazım. Eğer Allah herkesten aynı sonucu istese, sana çok zenginlik verdi, bana fakirlik verdi, ikimizden de aynı zekatı istese mesela, aynı parayı vermemizi istese bu soruyu sorabiliriz. Oran olarak da aslında isteyince aynı parayı denk geliyor. Hayır, ne olur, adalet oluyor. Sana zenginlik veriyor. Diyor ki senin yapacağın buradaki tarlanda sen burada zekatınla büyük bir hayır yapabilirsin. Diğer bir insan da fırında ekmek yapıyordur. Senin insanlara en güzel yapacağın hizmet ekmek yapmaktır. Yani şunu matematiksel olarak şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki Allah sana 100 zenginlik verdi. Senden %50 istiyorsa performans olarak, bana da 10 verdiyse benden ondan 5 istiyordur. O zaman ne olur? Aynı bütün oran. Aynı oran olur. Demek ki adalet olur. Bu ama sefer zulüm olmaz. Adalet olmuyor ki aslında. Eşitsizlik oluyor yine temelinde. Eşitlik adalet midir? Değildir.
Tamam, eşitlik ayrı, adalet ayrı. Herkesin tarlasına göre, sonuç istendiğine göre burada güzellik vardır dersin. Yanlış mıyım kanka? Ya, doğru. Şu an savaşın ortasına doğmuş bir çocuk. Nasıl bir tarla kendini edinebilsin ki? İşte bak, burada tarla örneğinden kastımız ne? Kişiye verilen özellikler ve imtihan sahası. Mesela sabretmek de imtihandır. Bir tarladır mesela. Birisine zorluk verilmiş. Dediğin gibi savaş ortamında büyüyen birisi. Bunun çektiği sıkıntılar sabır imtihanı ve oradaki mücadeleler onun tarlası oluyor. Ama buraya geldiğinde burada da zenginlik imtihanı var. Bu sefer de şükür imtihanı devreye giriyor. Çok böyle bütün her şeye sahip olan birisinin imtihanı ne oluyor? Bu mülk hediye mi yoksa benim malım mı imtihanı geliyor? Bu sefer adam diyor ki her şeye sahibim. Demek ki bütün mallar benimdir. Bir yaratıcıya ihtiyacım yok diyor. Şimdi bu adam imtihanda senin düşüncene göre iyi vaziyetteyken bir anda bu tarlayı mahvetmiş oluyor. Şöyle biraz daha toparlayalım istiyorsanız. Yani baştan beri konuştuklarımız, o ressam örneğini düşündüğünde işte renklendirme, ışıklandırma gibi, bununla beraber yani aslında yaratıcı, inandığımız yaratıcı yani Allah, buraya da bir peygamber göndermesi, yani İslamiyet'in anlattığı gibi bir peygamberlik ışığı vermesi, buradaki kuralları anlatması mantıklı gelmiyor mu? Yani biraz mantıklı geliyor ama hala tam olarak öyle olduğunu söyleyemem yani. Ben hayatı mesela bir seyir olarak düşünüyorum. Bir yaratıcı varsa ondan asla korkmuyorum. Sevmek isterim çünkü yani mesela. Hani Allah korkusu çekmek istemem, sevmek isterim aksine. Sen ne diyorsun? Ya hissel olarak ilk başta dediğim gibi de bilim bir yere açıklayana kadar. Çünkü insanın içinde bir inanma ihtiyacı var. Bu yaratıcı olabilir, bir hedef olabilir, her şey olabilir. İnsanın içinde sonuçta bir inanma ihtiyacı var. Var mı peki diyeceğiniz bir şey? Yok, hayır, sağ olun. Senin inancın nedir? Ateizm. Pragmatik ateizm olarak da geçiyor. Ben Hristiyanım. Daha sonra Hristiyan oldum. Son 2 senedir deistim. Bilim bunu zaten bize açıklamış. Bana en azından hayret verici gelmiyor. Sen burada Kadıköy'de bence yanlış yerde arıyorsun peygamberi. Şimdi ben ne isterdim o zaman, kabilede doğup öldükten sonra cennette avokado yemek? Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulühü. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulühü.